Pornografi. Arkadaşlar pornografi sadece bir eğlence değildir. Pornografi ciddi sonuçları olan bir meraktır. Erişkin insanların pornografi tüketmesi modern dünyada doğal tüketim alışkanlıkları arasında sayılıyor. Benim de buna itirazım yok, okey olabilir. Fakat pornografinin internette bu kadar yaygın hale gelmesi ve kolay ulaşılabilir bir biçimde olması karşımızda ciddi bir sıkıntı olarak duruyor. Çünkü aynen alkolün 21 yaşa kadar bütün dünyanın gelişmiş ülkelerinde yasaklanması, hatta şimdi bu yaşı 24'e çekmeyi düşünüyorlar. Neden konuysa bütün dünyada pornografi de bu yüzden bir konu. Nedeni şu, onlu yaşlarımızdan itibaren hızla gelişmeye başlayan ön beynimiz bizi ileride nasıl bir insan olacağımızı belirleyen devreleri içeriyor. Hani biliyorsunuz işte kişilik karakter oturuyor, ergenlik ve sonrasındaki durum değişiklikleri var ya onları sağlayan beyin bölgesi burası. Buranın gelişimi sırasında biraz karışık konuşmamak için ağır konuşacağım bir, bir hikaye var. Beynimiz anne karnında gelişirken de aynı şey oluyor ama Onlu yaşlarda beynimizin ön tarafında bu anlatacağım mesele tekrardan bir dalga halinde daha başlıyor. Nedir o mesele? Yeni sinir hücreleri yapılıyor. Bu sinir hücreleri beynin bir yerinden öbür tarafına gönderilmesi lazım. Buna nöron göçü deniyor. Ve bu göç sırasında da bu nöronların adeta elinden tutup onları uygun yerlere götürecek glia hücreleri dediğimiz yardımcı rehber hücreler var. O rehber hücreler önce bir hat döşüyorlar. Sonra bu nöronlara diyorlar ki gel kardeş. Çünkü nöron zayıf, hassas, öyle kırılgan bir hücre. Yani elinden tutup götürmezsen çocuk gibi karşıya bile geçemiyor. Alıyor bunu o tarafa götürüyor. Öbür hücrelerle güzellikle bağlantısını sağlıyor. Tıngır mıngır. Ve bu bağlantılar güzel kurulursa da o bölge fonksiyonunu ileride güzel icra ediyor. Alkol, pornografi, aşırı stres, istismar, şu bu aklınıza ne gelirse yıkıcı her türlü faaliyet ama özellikle alkolle pornografi ayrı koyacağım çünkü ikisinin çok önemli bir etkisi var. Bu nöronal göç dediğimiz işlemi bozuyor. Yani sinir hücrelerinin uygun hedeflere gidip bağlanabilmesinin şansını azaltıyor. Sebebi alkol beynimizde iki tane temel sistem vardır. Biri uyarıcı sistemdir. Gaza getirir beyni işte hücrelerin daha çok ateşlemesini yaptırır. Öbürü baskılayıcı sistemdir. Bu sistemde fren gibi düşünün. Yani yavaşlatır sinirsel aktiviteyi. Biri glutamat, biri GABA diye iki nörotransmitterle yani sinir etim maddesi işler. Glutamat gaz verici, GABA baskılayıcıdır. Alkol GABA'nın etkisini arttırırken glutamatın etkisini azaltır. Yani beyindeki bu gaz-fren dengesini fren yönünde bozar ve beynin gelişiminde yavaşlamalara sebep olur. İşlemlerinde yavaşlamalara sebep olur. Bir iki kadeh içildiğinde olan bir şeyden bahsetmiyorum. Kronik olarak kullanıldığında bahsediyorum. Bu denge bozulduğunda genç beyinde, erken genç beyindeki en büyük etkisi bu nöral göçü bozması ve neticede bağlantılarda kalıcı hasar yapmasıdır. Bağlantılarda kalıcı bir hasara ve eksikliğe sebep olur. Pornografi ise Bakın burada hiçbir madde alınmıyor, hiçbir şey yapılmıyor. Pornografide anlamamız gereken nokta şu. Cinsel uyarım bizim gibi memeli bir canlı açısından o kadar temel öneme sahip bir uyarandır ki. Adeta beynimizin bütün devreleri cinsel uyarımları değerlendirmek ve o doğrultuda davranışlarımızı yönlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Altyapısı budur. Niye? Yani biyolojik bir organizmanın zaten en önemli özelliği yani neslini devam ettirmektir, değil mi? Yani en temel varlık nedeni budur. Geri kalan her şey ikincildir. Dolayısıyla biz de çok gelişmiş beynine sahip bir canlı olduğumuz için cinsel devrelerimiz çok gelişkin ve bu devreler çok enteresandır mesela cinsel ilişki zor bir şeydir ya sonuçta bir cinsel aktivite göstermek, bir başka cinsiyette bir partner bulacaksın, o kadar tantanadan geçeceksin, o döllenmeyi sağlayacaksın falan zor bir süreç. Bunun için bayağı komplike mekanizmalar, hormonlar falan ayarlanmıştı. Kadınlarda adet döngüleri, erkeklerde işte o uyarılma vesaire döngüleri gibi. Fakat dikkat ediniz mesela erotik ya da pornografik içerikli bir şeyi izlediğinizde hatta dinlediğinizde yani kulağınızla bir şekilde maruz kaldığınızda bedeninizde görülebilir değişiklikler olur. Yani cinsel uyarılmaya dair işte kalp atışınızda, bedeninizin dışında cinsel organlarınızda değişiklikler olur. Bu neyi gösteriyor? Fikir bile yani bunun sadece iması bile, düşüncesi bile bedeninizde cinsel reaksiyonları tetikliyor. Pornografi insan cinselliğinin son derece çarpıtılmış, abartılmış ve karikatürize edilmiş bir versiyonudur. İki temel etkisi vardır. Bir, pornografi tükettikçe devamlı daha sert içeriklere ihtiyaç duyarsınız. Çünkü Birçok bağımlılıkta olduğu gibi pornografi bağımlılığı da sizin beyninizin dopamin sistemini aşırı uyardığı için, aşırı uyarıma sebep olduğu için bir sonraki pornografik uyarı önceki dopaminerjik uyarıyı karşılayamaz. Yani daha fazla dopamin sağlamak için daha sert bir takım içeriklere ihtiyaç duyarsınız. Ve bugün yapılan testler, gözlemler, ölçümler gösteriyor ki gençleri kontrolsüz bir şekilde internette pornoya erişimini verdiğinizde yani herhangi bir engel olmadan pornoya erişim sağladığınızda 5 ila 7 gün içerisinde normal bir genç suç sayılan, legal, yasal olarak suç addedilen sitelere girmeye başlıyor. Yani normal pornografi kendisini tatmin etmemeye başlıyor. Sebep bu doyumsuzluk hali. Bunun sonucu nedir? İstediği kadar seyretsin canım gebersin bize ne diyebilirsiniz? Beynindeki aşırı dopamin uyarımı Nöral göçü bozarak kalıcı hasara sebep oluyor ve ön beyin gelişimini engellediği için fiziksel ve işlevsel olarak, fizikselden kastım beynin görüntüsü, yapısı, hacmi, işlevselden kastım sinir hücreleri arasındaki iletişimin kalitesi anlamında kalıcı bir eksikliğe sebep oluyor. Bu birinci kısım. İkinci kısım ise bu karikatürize ve abartılmış cinsellik versiyonuna özellikle genç yaşta sürekli maruz kalan bir insan beyni, erkek olsun, kadın olsun normal cinsellik yaşama şansını gittikçe kaybediyor. Bir kere pornografide malum bütün her şey abartılıdır. İnsanların beden ve işte uzuv proporsiyonları oranları da dahil olmak üzere ve insanlar kendi bedenlerini o bedenlerle kıyaslayıp oradaki abartılı hareketleri kendilerinden ya da partnerinden bekleme durumuna geçip maalesef gerçek cinselliklerini bitiriyorlar ve bununla ilgili bir arkadaşımız da demin sormuştu. NoFap diye bir internet örgütlenmesi var. Mastürbasyonna tamamen son verme, bir nevi mastürbasyon orucu gibi düşünülebilir. Porno izlememe ve mastürbasyon yapmama şeklinde komüniteler kuruluyor internette. Buna genellikle dopamin orucu da deniyor doğru. Şöyle bir faydası var uzun dönemde. Siz eğer sürekli beyninizin dopamin ihtiyacını istismar eden böyle bir şey yapıyorsanız ve onu keserseniz tamamen. Beyninizde bağımlılık sırasında şu olur. Çok dopamin sağlanan için dopamin alıcılarının miktarı azalır ve siz gittikçe daha fazla dopamin istersiniz. Ama dopamin orucuna girdiğinizde bu nofap öyle bir şey. Ya da mesela çok istediğiniz, çok lezzet aldığınız bir şeyi hayatınızdan uzaklaştırdığınızda, tabiri caizse oruç tuttuğunuzda beyindeki dopamin reseptörlerinin miktarı yavaşça artmaya başlar. Çünkü bu bir kuraldır. Salgılanan maddeyi keserseniz o maddenin alıcılarının miktarı artar. Buna apregülasyon denir biyolojide. Ve siz azalttıkça o zevki, o zevkin alıcılarının miktarı artar. Karı görüyor musunuz? Yani siz zevkten kendinizi mahrum ediyorsunuz ama o hazla haz odayla bir daha karşılaştığınızda ...onlar alacağınız zevk miktarını aslında arttırmış oluyorsunuz. Buna işte pleasure delay falan da denir. Yani keyfi geciktirme, keyfi geciktirme keyfi arttırır. İnsanın hayattan lezzetini arttıran şey kendini kontrol edebilmesidir arkadaşlar. Alın bir de bunu bir daha bir geleneksel söyleme bağlayayım. Kendinizi ne kadar kontrol edebiliyorsanız hayattan doyumunuz o kadar artar. Kendinizi ne kadar salıp da çayıra, yarim mevlam kayra, geleni yaşayacağım diyorsanız Dünyanın sizi tatmin etmesi asla mümkün olmaz. O yüzden Mevlam görelim neyler neylerse güzel 20.05 olmuş Hazal. Çok konuşmuşum.